10 yıl sonra nerede, nasıl bir insan olurdunuz? Hayatta neleri başarmış olarak devam ediyor olurdunuz yola? Ya hocam, biz 10 dakika sonramızı göremiyoruz. Nereden bilelim 10 yıl sonra ne yapacağımızı? hayal edin, düşünün ve bir tahminde bulunun. Ben birkaç ay içinde Ahmet Çakar'la şansa bak yarışmasına katılacağım hocam. Oradan kazandığım parayla bir şirket kurarım. 10 yıla kadar da benim şirket alır başına. Oğlum, o yarışmada ağır sorular soruyorlar. Sen nasıl bileceksin o soruları kanka? Ya oğlum, buluruz bir çaresini. Merak etme sen yani, gel. Şimdi İbo'nun kafasındaki plan neyi gösteriyor çocuklar? İbo'nun kısa yoldan köşeyi dönmeye kararlı olduğunu hocam. Beni tanıyor. Bu bize İbo'nun her ne olursa olsun bir hedef olduğunu gösteriyor. İbo ona ulaşır ya da ulaşmaz. Ne olacaktı? Bunun şu an hiçbir önemi yok. Çünkü önemli olan peşinden gidecek bir hayalinin olması. Peki, sizlerin bir hedefi yok mu? Hiç tutkuyla olmasını istediğiniz bir şey yok mu hayatta? Düşünün. Arzularınız, hayalleriniz, amaçlarınız yok mu? Hayat bizim gibileri seçme hakkı tanımıyor ki hocam. Biz bir şey istesek de biliyoruz ki onu alamayacağız. Başkalarının, ön sıradakilerin elinde olacak bizim yaşamayı istediğimiz hayatlar. Bizim hayallerimiz hep onların gerçekleri gibi olmuyor mu hocam? Hayat arka sıradakilere adil davranmıyor hocam. Doğru. Farkında mısınız? Hepiniz şimdiden karamsarsınız. Olmamak için bir neden gösterin. Hayatın kendisi. Hayatın kendisini yaşayan sizler. Sizler karamsarlığı ortadan kaldıracak en büyük nedenlersiniz. Siz. Her biriniz. O kadar güçlü müyüz hocam? Kendinize inancınızı yitirmediğiniz sürece, evet. Hayat dediğimiz süreç bir mücadele alanı. Ve bu mücadelede kazananlar hep iyimserler olur çocuklar. Ve tarih, kaderini çizen, kaderini verdiği mücadeleyle değiştiren milyonlarca insanın hayatını yazıyor. Neden o yazdıkları arasında sizler de olmayasınız? Çok iyimsersiniz hocam. Sağ olun. Oktay, size inanıyorum. İstediğinizde neler başarabileceğinizi gördüm. Önünüze defter koyduğunuzda buradan geçen neyse önce burada inşa edip yapabileceğinizi gördüm. 10 yıl sonrasını neden inşa edemeyesiniz ki? Hayal edin. Hayal etmekten çekinmeyin. Hayal kuracak kadar çaresiz değiliz. Yani bize gerçeklerden bahsedin. Hayal kurmak çaresizlik değildir ki. Asıl vazgeçmek, teslim olmak çaresizliktir. Ne yapacağız hocam? İlk önce hedef belirleyeceksiniz. Ve karşınıza çıkacak hiçbir çaresizliği kabul etmeyeceksiniz. Savaşın engellerle. Hayalleriniz gerçek olana kadar düşleyin. Düşlediğiniz her neyse, ulaşana kadar peşinden koşun.